bu yavrular içinde belki yahu şimdi bu yavrular Kur'an mı okuyorlar? Ya bunlar Musaf okumuyorlar, dikkatinizi çekerim. Evet. Musaf okumak ayrı bir şey. Biz vahyin penceresine şu anda bir Kur'an halkası çıkardık. Evet. Bunlar Kur'an halkası. Bu yavrularımız Kur'an okuyorlar, Musaf değil. Bu yavrularımız yüzüne okumuyorlar, yüreğine okuyorlar. Bu yavrularımız Kur'an'la konuşuyorlar. Yani bunun mümkün olduğunu görsünler, bilsinler, evet, ve kendileri de yapsınlar, insanlar. Onun için işte o küçük şirkten ne anlar, tevhidden ne anlar? İlk verilen ders tevhid dersi. Tevhid dersi ama tevhid dersinden ilk ders de la dersi, illa dersi değil. Evet. Önce la dersi. La süpürgesiyle süpürmeden illa inşasına başlayamazsınız. Evet. Önce la süpürgesiyle bir süpüreceksiniz. Arsayı temizleyeceksiniz ki illallah gelsin. La ilahe. İşte şirk. Ke karşı sakındırma bu. Ve arkasından zaten devam ediyor. Lokman suresinin 13. ayetiyle başlayan bu pasajı insanlara tavsiye edelim. Onlar bu gözle bir baksınlar. Bu gözle bir baksınlar. Okusunlar. Merak etsinler. Mesela okusunlar. Siz söyleyince çocuklara muhatabiyette, gençlere muhatabiyette bir şeyi ispat etmekten önce onun kafasındaki arızaları, sıkıntıları, engelleri kaldırmak daha önemli. Mesela la üslubunun başlangıç olması... Böyle bir çağrışım yaptı bana. Zaten mecellenin kuralı da bu değil, evet, mi? Def'i mefsedet, kesbi menfaatten evladır. Yani kötülüğü izale mi, iyiliği elde etmek mi derseniz buna Kur'an'ın verdiği akıl önce kötülüğü gider diyor. Evet. Önce kötülüğü. Takvanın tarifi de böyle yapılır. Onun için takva fazla ibadet değildir. Takva sakınmak. Yani Allah bilinciyle, Allah şuuruyla Allah'ın sınırlarını koyduğu sınırlarına riayet etmektir ve bu hassasiyeti korumak. Evet. Ve hemen ikinci örneğe geçelim. Çünkü sadece bir bölüm. Bir bölümde özetleyeceğiz. İkinci bölümde soruları olacak çocuklarımızın. Kur'an'da çocuk olarak ikinci bir örnek olarak Hazreti İsmail'i görüyor. Çok çocukların incisi. Bir çocuk. Teslimiyetin birincisi. Teslimiyetin birincisi. Efendim. Ve bir çocuk, gerçek bir çocuk o. Yani her şeyiyle, yaşıyla, boyuyla, suyuyla bir çocuk. Ve babasının sonbahar goncası. Üstelik de ömrün sonunda gelmiş bir çocuk. Evet. Yıllardır, on yıllardır beklenmiş bir çocuk. Yani tam da babasının bir tanesi olunca, evet, anasının bir tanesi, şımarık diyebileceğimiz bir ortamda olması gereken bir çocuk. Fakat öyle bir çocuk ki, Rabbimizin Kur'an'da neden Âl-i İbrahim'i model olarak sunduğunu buradan anlıyoruz. Bu bir aile. Baba İbrahim, anne Hacer, oğul İsmail. Daha sonra bu aileye başkaları da katılacaktır. İshak katılacaktır. Efendim, İshak katılınca Sare anne de katılacaktır. Tabii. Vesaire. Ama çekirdek aile olarak bunların ilk yola çıkışı bu üç. Evet. İbrahim, Hacer, İsmail. Ve yavrucuğum, ben rüyamda seni kurban ederken görüyorum. Evet. Orada da ya büney var. Değil mi? Aynı hitap. Eyvallah. Yani kurban ederken görüyorum. Ve Hazreti İsmail'in orada bir çocuk olarak nasıl eğitildiğini, nasıl terbiye edildiğini, bir çocuktan ne beklenir ne beklenmez sualinin aslında... Yani çocuğun imanı da çocuk mudur sorusunu sorduracak bir şey. Çocuğun imanı çocuk mudur? Ben çocuğun imanının çocuk olduğunu sanmıyorum. Bazen büyüklerin imanı çocuk oluyor da
çocukların imanı çok büyük oluyor. Ve ya ebetif al ma tu'mer. Ya Allah, evet. Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. Seteciduni inşallah minessabiri. Allah Allah. Yani bir çocuktaki temel kavramlar bu kadar sağlam oluyor. Emir kavramına, aynen, sabır kavramına sahip, aynen, bir çocuk. İf'al ma tu'mer. Yani Rabbin emrediyorsa zaten sana ne, bana ne, ona ne. Hazreti Hacer öyle demiş ya. Nereye götürdü biliyor musun kocan biricik yavrunu? Bilmiyorum nereye götürdü demiş. Şeytan herhalde gönlüne fit vermiştir. Kesmeye götürdü, kurban etmeye götürdü. Bir baba evladını hiç keser mi? Rabbi emretmiş. Rabbi emrettiyse sana ne, bana ne? Demiş. Dolayısıyla orada tam da işte teslimiyet abidesi bir çocuk. Bugünkü kime teslimiyet? Babaya değil aslında. Emre. Emre. Allah'a teslimiyet. Yani çocuk babanın teslim olduğu yere teslim oluyor. Babaya değil. Tabii. Orada efendim teslimiyetin adresi baba değil. Onun için İsmail'i görüyoruz. Hakikaten çocukların incisi olarak. Ve Kur'an'da yine bir başka örnek daha görüyoruz. Evet. Bu da kız. Meryem. Meryem. Çocuk. İnanın çocuk. Bazı tefsirlerde 13, bazı tefsirlerde 14, bazılarında 15 diye geçiyor. Yani her neye bakarsanız çocuk. Çocuk. Bu yavrularımızın en büyüğü kaç yaşında? 14. İşte Meryem bu kadar. Meryem bu kadar. Düşünün şimdi bu yavruya. Öyle bir yük, öyle bir yük. Ki bu yük, bu mübarek yük. Mukaddes yük. Mabede sunulma. Tabii, tabii çok büyük bir şey. Mabede daha erken sunuluyor aslında. Hmm. Daha erken giriyor ve mümeyyiz yaşa geldiğinde mabede sunuluyor. Evet. Mümeyyiz yani temyiz kabiliyetine eriştiğinde yani bunu 9 yaş olarak da adlandırabiliriz. Hı hı. Ondan sonrasını mabette tek efendim odasında geçiriyor. Mabedin içerisinde yukarıda ancak merdiven dayanıp girilebilen, merdiveni de o indirdiğinde dayanabilen, eğer indirmezse kimsenin çıkamayacağı, kendisinin de inemeyeceği bir efendim mihrap. Mihrap o. Bugün namaz kılınan yer mihrap değil, o manada değil. Hmm. Meryem'in durduğu mihrap. Meryem'in durduğu mihrap, içinde kalınan ahşaptan yapılmış, yerden çok yüksekte, ancak merdivenle çıkılabilen bir kişilik hayat alanı. Mahremiyet alanında galiba muhafaza adına. Aynen öyle. Namahrem, aynen, eli ulaşmasın diye. Hem mahremiyetini muhafaza hem de güvenlik ve emniyetini muhafaza. İki tür mahremiyetini diyelim. Ve bu orada gelişimini tamamlıyor. Ve ondan sonra işte bildiğimiz hadiseler oluyor. O olağanüstü müdahale oluyor. Ve ondan sonra şimdi çocuğun bebeği. Evet. Yani çocuğun çocuğu. Ve ya leyteni mittu kable hâzâ ve kuntu nesyen mensiyye. Böyle küçümencik omuzlara nasıl dağ gibi binmiştir Allah bilir. Keşke nolaydım ölüp gideydim de, unutulup gideydim de daha önce bu günleri görmeyeyim. Hazreti Meryem'in Meryem'in dilinden bu. Evet. Zor bir hadise. Kucağında bir bebek var. Bunun babası kim? İzah edemiyor. Hadi. Yeryüzünün en iffetli kızı, yeryüzünün en ağır iftirasına muhatap oluyor. Hadi bakalım. Çıkın çıkabilirsiniz. Orada bir efendim çocuk modeli daha görüyoruz. Gerçekten bir model. Harika bir model. Onun için yine Kur'an
bebekliğinden, doğumundan, doğumunda yaşanan hadiselerden, işte suya verilen çocuk oluşundan, suyun getirdiği bir... içindeki kardeşi acaba? İçi cızlaya cızlaya böyle izleyen ve en sonunda gittiği yerdeki konuşmaları da böyle kulak misafiri olup o çocuk saflığından yararlanılarak orada istihdam edilen. Evet. Aslında harika bir rolü var onun. Çok. Harika bir rolü var. Dolayısıyla orada da bir çocuk görüyoruz biz. Orada tabir caizse Rabbimizin yazdığı muhteşem ilahi senaryoda ne rolü derler? Yardımcı rolü. Evet. Oynayan bir kız çocuğu görüyoruz. Yan rol. Yan rol. Eyvallah. Efendim, bir kız çocuğu daha görüyoruz. Ve Kur'an'daki bu anlatılan çocukların hepsine baktığımızda aslında hayatın içinde çocuklara ne roller düşüyor? Çocuklar ne roller üstlenebilirler? Anne ve babalar çocuklara neler yükleyebilirler sualinin cevabı çıkıyor. Eyvallah, eyvallah. Hocam zamanımız bir hayli azaldı. Son olarak bir noktayla bağlayalım. Hazreti Peygamber'in çocukluğu hakkında rivayetlerin bir hayli az olduğunu ben biliyorum, görüyorum ondan sonra. Kur'an'a hazırlanması bakımından, hani o fıtratın dile gelmesi, numunesi bakımından Hazreti Peygamber'in çocukluğuna dair eyvallah. Neler söyleyebiliriz? Onlara da bugünün zihnlerini hatırlatalım. Eyvallah. Hazır yani kutlu doğuma girilmişken. Evet. Bir kere şunu söyleyeyim. Bu mevzuda Kur'an meskutun an geçer, sükut geçer. Evet. Yine bu mevzuda eldeki haberler, eldeki rivayetler bir elemeye tabi tutulduğunda İşin erbabı olan otoriteler en çok uydurma meselesinin Hazreti Peygamber'in peygamberlik öncesine dair haberlere ait olduğunu vurgularlar. Hmm. Bu çok önemli. Evet. Yani çünkü en karanlık bölgelerde. Aynen öyle. Biri... En karanlık bölge. Bu karanlık bölgeyi hesapta yalanla, dolanla, efendim uydurmayla, hurafeyle doldurmaya kalkmış birileri. Hmm. Buna yüceltme adına mı yapıyor? Bunu acaba? Yüceltme adına yapıyor ama aslında yüceltmiyor. Hakikati alçaltıyor. Alçaltıyor. Çünkü onu Allah yüceltti. Onun adı Muhammed, övülmüş. Onu Allah alemlere rahmet dedi. Daha ne olsun? Ne desin? Daha ne olsun? Bizzat kendi ağzından da beni Rabbim edeplendirdi. Ne güzel edeplendirdi. Ne güzel edeplendirdi. Aslında bu manada Efendimiz'i hayatı insanlığa en güzel model. Bu hayatı yaşamaya gönlü olmayanlar bu hayatın yerine efsaneyi koyuyor. Evet. Hakikatin yani yaşanmışlığın yerine efsaneyi, hakikatin yerine hurafeyi koyarak aslında kendi içlerindeki tercihi ve hileyi ortaya koyuyorlar. Kendi gönlündeki tahrifi hurafeyle dile aynen getiriyor. Efendimizin şöyle hayatına bakalım. Bir kere babasını hiç görmedi. Evet. Bunu söyleyelim. Bunun üzerinden okuyalım Allah Resulü'nü. Annesine anne diyecekti ki Rabbimiz elinden aldı. Daha küçümencik bir yavru. Daha taze anne diyecek. Yeni gelmiş badiyeden. Yeni gelmiş süt anne elinden. Tam annesiyle hemhal olacak ama elinden aldı. Ondan sonra dede sahip çıktı. Abdülmuttalip. Dedesinin biricik kuzusuydu. Abdülmuttalib'in omuzuna kimse çıkamazdı küçük Muhammed.